başlamış olduğumuz bu çalışmayı da ana caddeden başlattık. Ana caddeden başlatacağımız için de burada biz yağmur suyu hatlarını yapmıştık. Su hatlarını değiştirmiştik. Kanalizasyonu yapmıştık. Bir de müteahhit firmaya, ki alması muhtemel olan firmaya rica ettik. Sağ olsun buranın doğalgaz hatlarını İstanbul yolundan belediyenin önüne kadar olan yaklaşık 1 kilometre yerin doğalgaz hatlarını bize kutularıyla beraber koyuverdi. Yani Allah izin verirse bu hatta yarın eşme, kazma gibi herhangi bir husus söz konusu olmayacak. Biz belediyecilikte en zor görülen, uzak durulan, kaçılan, en yüksek maliyetli, yapılırken de en fazla sıkıntı veren iş olan altyapıya girdik. Çünkü bu ilçeyi, bu ilçe insanını seviyoruz. Bu çalışmaların da sonuna geldik. Kanalizasyonumuz daha önce bitmişti zaten. Su hatlarımız devam ediyor. Bu alanlarda bitti. Yağmur suyu hatları bitti. Buranın doğalgazı da bitince geriye asfalt işi kaldı. Asfaltı da biz yaparken sizlerin gördüğü gibi normal mevcut olanın üzerine daha önce imkansızlıklar sebebiyle yapılanlar gibi 5 santim, 8 santim asfalt serip geçmedik. Ne yaptık? Önce 20 santim yeri kazdık. Tesviye yaptık. Bu tesviye sonrası gördüğünüz gibi mekanik malzemeyi serdik. Üzerinde bulunduğumuz finişerde, silindirde bunları asfalta hazır hale getirdik. Nasip olursa yarın bu alandaki sıcak asfalt atılmış olacak. Biz altyapıya başlarken demiştik ki güzellikler sabır ister. Sabrınız için teşekkürler. Şimdi bir şey daha söylüyoruz biz. Osmancıklı sabrının karşılığını görecek. Ve bizim hedefimiz bu güzellikleri en kaliteli şekilde insanımıza sunarak günü kurtarmak değil, geleceğe yönelik çalışarak insanımıza sunmak. Nitekim şu asfaltı biz biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi mevcudun üzerine 5 santim, 6 santim sıcak asfalt sermiş olsaydık maliyeti 3'te 1 olurdu. Sıkıntısı da bu kadar olmazdı. Ama bu kaliteli olmazdı. Günü kurtarmak olurdu. Biz başlayalı icraatlarımıza, belediye başkanlığına günü kurtarıcı hiçbir işe talip olmadık. Biz hep geleceği düşünerek, ki seçimlerde öyle ifade etmiştik zaten, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz dedik. O yüzden her şeyin en güzeli layık olan ilçemiz insanına en güzelini sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Sizlerin de bildiği gibi hastane alt geçidinin altındaki Yaşar Okuyan Caddesi'nde dün sıcak asfaltımız atıldı. Oradaki güzelliği gören insanlarımız bizlere teşekkür ediyor. Tabii asfalt atıldı, büyük bir güzellik. Biz orayı, burayı çok ayrı, özel aydınlanmayla farklı bir konuma getireceğiz. Yapmış olduğumuz o güzelliği daha da güzel bir şekilde insanımıza küçük masraflarla nasıl sunulacağını göstereceğiz. Bu yapılacak işler bizim için sıkıntı veren işler değil. Sıkıntı veren işler altyapıydı. Hem maliyetinin yüksekliği sebebiyle hem yapılırken gerek toz, gerek çamur, gerek su patlamaları sebebiyle sıkıntı veren işlerdi. Ben daha önce değişik şeylerde, toplantılarda ifade ettim. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz işler 5 yapıyoruz, 1 gösteriyor. Bundan sonraki işlerimiz 1 yapacağız, 5 gösterecek. Ve yaparken de vatandaşa sıkıntı veren bir iş olmayacak. Belirlediğimiz 3-5 kilometrelik yol daha var. Oralara artık doğalgazı beklemeyelim, sıkıntıyı azaltalım diyoruz. Doğalgazda da sıkıntımızı yani oraları tekrar kazarak, ki özel asfalt kesme makineleri var, o şekilde yapalım diyoruz. En azından merkezi yerlerdeki sıkıntıyı biz azaltıp insanımızı biraz rahatlatırsak, ki şu ana kadar sabrını suistimal etmemeye çalıştık. Sabrını suistimal etmeden olabilecek güzellikleri tamamen sunmuş oluyoruz.